Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere hem aloe vera bitkisinin nasıl bakılacağını hem de bu mucizevi bitkinin faydalarını anlatacağım. Ayrıca aloe verayı diğer çiçekleriniz için doğal bir besil kaynağı olarak nasıl kullanabileceğinizi de anlatacağım. Aloe vera gece fotosentez yapabilen nadir bitkilerden biridir. Hazırsanız başlayalım. Evet. Aloe vera bol güneş ışığını seven bir bitkidir. Ancak doğrudan çok yoğun güneş ışığına maruz kalması yapraklarının yanmasına neden olabilir. Bu yüzden bitkinizi aydınlık ama dolaylı güneş ışığı alan bir yere yerleştirin. Güneş ışığı bu bitkide birinci en önemli nokta. Eğer karanlık bir yere koyarsanız bitkinizin solduğunu, verimsizleştiğini göreceksiniz. Günde en az 6 saat ışık alması yeterlidir. Ayrıca aloe vera gece fotosentez yapan nadir bitkilerden biridir. Yani gece boyunca da karbondioksiti emer ve oksijen üretir. Orkideler de aynı şekildedir. Bu yüzden yatak odalarınıza bu çiçekleri bulundurmak harika bir fikirdir. Sık sık sulama yapmanıza gerek yok. Aloe vera suyu bünyesinde tutabilen bir sukulenttir. Sukulent olması hasebiyle toprağı tamamen kuruduğunda sulayın. Eğer toprağı tamamen kurumadan sularsanız aloe veranın köklerini çürütürsünüz. Bu toprağı kuruma meselesi 2-3 haftayı bulabilir. Aşırı sulama dediğim gibi kök çürümesine yol açabilir. Bu yüzden dikkatli olmalısınız. Evet, toprağı kuruduktan sonra çiçeğinizi bol suyla sulayın. Drenajlı bir toprak olması gerekiyor. Ayrıca aloe vera yalnızca dekoratif değil, aynı zamanda sağlık açısından da büyük faydası olan bir bitkidir. Cildinizde yanık, kesik veya tahriş olduğunda aloe vera jelini uygulayarak iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz. Ayrıca aloe veranın nemlendirici özellikleri sayesinde cilt bakımında da kullanabilirsiniz. Sindirimi düzenlemeye yardımcı olur. Antioksidan kaynağıdır. Kısacası bu bitki adeta doğal bir ilk yardım kitidir. Evet, aloe vera için iyi drene olan suyu hızla çeken bir toprak seçmelisiniz. Kaktüs ve sukulentler için özel olarak hazırlanmış toprak idealdir. Ayrıca saksınızın altında drenaj deliklerinin olduğundan emin olun. Böylece su kolayca dışarı atılır. Aloe vera'nın yapraklarından çıkarttığınız jeli, evet şu bakın aloe vera'nın jel yaprakları jelle doludur. Bu jeli diğer bitkiler için de doğal bir besin çözeltisi hazırlayabilirsiniz. Bir yemek kaşığı aloe vera jelini 1 litre suyla karıştırın ve bu karışımı bitkilerinize sulama suyu olarak kullanın. Bu doğal besin bitkilerinizin daha güçlü ve sağlıklı büyümesine yardımcı olur. Bitkiniz köklerinden yeni sürgünler çıkartır. Bu sürgünleri dikkatlice ayırarak yeni bir saksıya dikmek, yeni aloe vera bitkileri elde etmenizi sağlar. Böylece evinizde hem şifalı hem de dekoratif yeni bitkiler yetiştirebilirsiniz. Aloe vera bitkisine bakmak ve onun faydalarından yararlanmak bu kadar basit. Bu mucizevi bitkiyi evinizde yetiştirerek hem sağlıklı bir ortam oluşturabilir hem de cildinize ve bitkilerinize fayda sağlayabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. İyi günler.